Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bu akşam iftara nasip olursa ıspanaklı börek yapacağız arkadaşlar. Bahçemizden ıspanak almaya çıktık. Çarşaf böreği yapacağız inşallah. Çok koyu buralar. Islak. Kar da yağıyor arkadaşlar. Bayağı kar yağdı. Dün bayağı yağmıştı da şimdi yine yağmaya başladı. Samurlu olduğu için çok önüne koparmak istemiyorum. Böyle alacağım. Keserek. Keserek kalıyor, değil mi? Çok çamur ya, çamur olmasın diye keserek aldım. Pırasalar güzel. Pırasalı börek de yapalım da. Salı Ne börek zaman daha önce yapacağız? yaptık ama yine yapacağız inşallah. Şimdi bir tane ıspanaktan yapalım. Ispanaktan ilk kez yapacağız bahçemizde. Ama güzel gerçekten ıspanaklar. Muhteşem yani. Sarımsaklar da güzelmiş. Şimdi her şeyin tam zamanı. Soğuk olsa bile onlar büyüyler. Bugün Mart'ın sonu ama Bayağı soğuk var. soğuk var ve kar da yağıyor arkadaşlar. Dün gece yağan kardan pek zarar olmadı. Ama da İnşallah fındıklara da olmamıştır. güneş açtığı zaman belli olur. Bunlar giresun fındığı zaten arkadaşlar. Bunlar pek fazla açmaz. Şurada bir palas fındığı var, ona bakayım. Güneş açmadan belli olmaz gerçi ama böyle gözükmüyor yani. Hafiften morarır buz vurmuş olsa, don olsa biraz morarmış olur. Öyle morarma yok. Tamam mıdır? Tamam, az da maydanoz alacağız. Maydanoz nerede? Düşme oralardan. Çok kayıyor oralar. Otlu yerden gidersek kaymaz da sürekli gittiğimiz yerden gidilirse kayabilir. Oh. Maydanozumuzu da alalım arkadaşlar. Ondan sonra evde börek işlemine geçelim inşallah. Maydanozlar pek olmuyor soğuktan Bunları geçen daha yeni hepsini taze gelsin diye herhalde. hepsini sıradan topladım. Şurayı Ondan sonra da havalar hiç ısınmadı. örtmem demiştik bu maydanoz şeyleri ama marulları. Mecbur kar yağdı. Örttük arkadaşlar. Sıfırın altına düşünce sıcaklık. Biz de örtme mecburiyetinde kaldık. Çünkü onlar soğuğa alışkın değil. Hemen yanabilir. Lahana fideleri de bayağı büyümüş. Gelmişken şöyle bir Ha, buralara bezeler şeyleri dikmişim, onlara basma. şuralar. Aha, yeni gazını arada bak, bastığım izler var, onlara Bak denk çiçek açmaya gidebilirsin. başlamış. Baklala.
Aynen. Kar dokunmaz değil mi baklalara? İnşallah dokunmaz. Güzel çiçeklemiş de. Boyları biraz kısa ama güzel yani. Onlar fazla uzamıyor zaten. Bu bezelyeler de herhalde çubuğa sarılanlardan değil. Öyle var mı fasulye gibi var, yerde duran? Var. Oturak olan var. Evet. Çubuğa giden var. Nanelerde olmuş bu. Vay be. Bunlar da nane arkadaşlar. Bayağı büyümüş. Tabi buralar hep sıcak olmadığından gözükmüyor. Bayağı vardı. Çilekler de olmaya başladı arkadaşlar. Yani çiçeğinden çileğe dönmüş. İyi. Bayağı güzel. Hava soğuk ama bahçeler güzel ya. Buz tuttuk, buz. Avına bakalım mı? Yok, oraya şimdi atamadık. Çok soğuk. Niye? Ben üşüdüm çok. Bir baksaydık durumu nasıl. Bakacak mısın? Şuradan bir daha şana bakayım. Bu taraftan baksın. Orasını daha yeni toplamış. Neyse boş. Burasını yeni dün akşam topladım o tarafını. Burası. İlla şu güzel. Aha buradan bakabilirsin. Yok yok tamam. Şimdi böreğimizin hamurunu yapıyoruz. Ispanaklı çarşaf böreği. Bir başka ismi boşnak böreği. Bekliyor mu hanım yaptıktan sonra? Bekledim. Daha güzel olur. Güzel atılır. Şimdi hamurunu bekleteceğiz bir 10-15-20 dakika. Daha sonra yufkaları atıp yağlayıp yarım saat böyle bekleteceğiz. Böyle beklemeden yağlanmadan atılmaz zaten. Malzemesini hazırlayana kadar zaten şey olur değil mi? Şimdi böyle bir 10-15 dakika bekledi mi hamur tam güzel daha yoğuracağız. Yufkaları açıp yağlayıp bir yarım saat bekleteceğiz iç malzemesini hazırlayana kadar. Bekledi mi hemen güzel açılır. Yoksa bekletmesen açılmaz. Bitmek üzere. Aha. Şimdi böyle tamamdır. Bir 10-15 dakika dinlensin. 15 dakika sonra yufkasını biraz açıp yağlayacağız. Evet. Çapını kestiğim için pek şey yok. Daha yıkayacağım. Yıkayacağım ama seçtikten sonra. Evet arkadaşlar, bahçeden kopardığımız ıspanakları
suyun altında yıkayıp temizledikten sonra şimdi seçme işlemine geçti hanım. Çok taze değil mi? Ne güzel. Taze tabii. Bunları ne zaman şey yapacağız, normal yoğurtlu veya yumurtalı ıspanak? Şimdi artık büyümüşler. İstediğin zaman yapılırlar. Yani içinde büyüklerini seçip yaptık mı ufakları daha iyi büyür. Ufaklarını bırakacağız. Büyüklerini seçip alacağız. Ufakları da daha güzel büyür şimdi. Tazelikten gıcırdayım. Parçalayalım çünkü yıkarken içlerinde toprak kalmaz. Büyük yaprakların diblerinde toprak kalabilir. Bu kar bayağı yağmaya başladı dışarıda. Kış geri geldi. Haydi. Korkmam ardın. Üçünden var. Abinin beşinden var bir de. O da öyle miydi? Ya, o da var. Öyle de. Şimdi Abril'in beşi. Şimdi Mart'ın. Ne zaman oluyor? Nisan ayının 18'i. Demek ki o zamana kadar kış yapabilir. Kış daha var yani. Evet. Biz hava açtığı zaman yaz geldi sansak da gelmemiş. Daha kış dayık. Tabii ki yapraklar, çiçekler açtığı zaman yazın geldiğini gösteriyor da. O yüzden de kar yağabilir. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Her şeyi bilen Allah her şeyi bilir. Amenna. Yapraklarını böyle tane tane açıyorsun değil mi? Köklerinde toprak var yağmurdan. Onları açmadım ve içinde toprak kalıyor buraların da. Güzel temizlensin diye. Her türlü açacağız buraları. Tam ortasını açmıyorum da. Büyük yapraklarını açıyorum. Bunun tarifini bir burada verseydin. Tarifi şu an işte soğanını doğrayacağız. Görüntülü olarak tarifi değil mi? Tamam, görüntülü olarak yapıyoruz işte. İsim ya, mesela kaç, ne kadar kıyma. Ya o yapacağın tepsiye göre değişir. Fazla evet. Yaparsan fazla olsun, az yaparsan az. Onun şimdi. Sadece malzemesi videonun açıklama kısmına yazarız. Yani bu şey olarak. Yapılışı zaten. Çok yaparsın, az yaparsın. Biz şu an bir tepsi yapacağız. Bir tepsiye ben 3 tane soğan koydum. Yapılışı videoda değil mi? Aynen. Yapıyoruz, yaparken gösteriyoruz. Evet. Ölçüyle yapmadık. Hani ölçüsü yok. Zaten ben hiçbir zaman ölçü kullanmıyorum. Hep göz kararı yapıyorum.
Ne kadar pişiyor böyle? Soğanımız biraz bayıldıktan sonra kıymamızı koyacağız. Kıymamız da tam pişip suyu çektiği zaman ıspanağımızı koyacağız. Ondan da biraz kavurup azdan sonra. Kıymamızı katıyoruz arkadaşlar. Kıymamız hızlı olduğu için biraz yapalım. Hızlı kapağını bakalım. Hızlı kıymayı böyle atmak için. Salça falan katılmıyor değil mi? Yok, salça katmayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ıspanağı, maydanozu da bakıyoruz. Soğan ve kıymayla beraber. Tuzunu da atayım şimdi. Tuzu şimdi atmıyor. Hı hı. Evet, şimdi artık atmaya sıra geldi mi? Şimdi atmaya sıra gelmedi. Şimdi bu soğuyana kadar içinin kalanını yağlayacağız. Bekleyecek o da, bu soğumadan olmaz, bu soğuyacak. Evet. Sarşaf bereğinde nasıl yufka açılıyor hanım? Sarşafta açacağız da. Şimdi önce bunu yağlayacağız. Kuru olmaz değil mi? Yağlı. Kuru açılmaz. Hamur yağlı olması lazım. Hamuru yağlayacağız. Tabii biraz açacağız. Yağlayacağız. Orada bekleyecek bir yarım saat kadar. Güzel açılması için. Ondan sonra çarşafın üstüne açacağız. Kaç tane olur? 5 tane olur. 4 tane. 4 tane bir tepsiye yetiyor değil mi? Bizim yapacağımız tepsiye yeter. Büyük olsa büyüklere yetmez ama biz ufak tepsiyle yapacağız. Ve bayağı açıldığı için fazla da gelebilir belki. Ama yettireceğiz yani, yeter. Tam geliyor. İnşallah. Geçen yapmıştım. Patatesle yaptığım zaman 4 taneden yaptım. Tam güzel. Hani yağlanması. Şimdi elimden yağlayacağım. Bir tane daha atayım.
Yani biraz temizini açtıktan sonra yağlan. Gördüğümü de atsam. Çünkü elim yağlan değil mi? Daha atsam. Tamam. Ellerin açıldığı için değil mi böyle yağlan? Evet. Oklavayla zaten yağlı açılmaz. Çarşaf böreğimizin açımına başladık. Bu geniş olduğundan arkadaşlar mecbur yerde açılıyor. Zaten çarşaf böreği adı üzerinde tabi. Değil mi hanım? Aynen. Masada küçük olayı, yufkalar küçük olduğunu güzel olmuyor. Geçen de masada yaptım. Küçük olduğu için ince oluyor şeyleri. Böyle daha güzel. Bayağı çabuk güzel açıyorsun ha. Eline sağlık. Sen de sağ ol. Hamuru güzel oldu mu? Güzel açtı. Tam kıvamına geldi mi? Şimdi iki kişi olsa evde daha çabuk açılır. Tamam mıydı? Tamam. Açımı tamam arkadaşlar. Şimdi ıspanağını seriyor. Ispanak, maydanoz, soğan, kıyma. Kıyma. Evet. Az değil mi o? Sanki az biraz. Az değildir. Değil değil mi? Yufka ince çok oldu mu da içi fazla olmaz hep. İçinden dökülür. Bir tane daha doldurur tepsiyi neredeyse. Yok, bir tane daha doldurmaz. İki tane daha doldurmaz. Öyle mi? Öyle. Evet. Oho. Sen bu işi tam yapıyorsun ha. Güzel oluyor.
falan yani da dökelim üstüne. Böyle. Şimdi fırına. He? Evet. İftara değil mi? İftara. Evet. Şaf böreğimizi arkadaşlar fırına verildi artık. Şimdi pişmesi kaldı. Evet. Evet arkadaşlar. Ispanaklı çarşaf böreğimiz pişmiş durumda. İftara da az bir zaman kaldı. Evet. Hepinize hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.